Merhaba. Bu programa Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 ders kitabının 3. ünitesinde yer alan İsmet İnönü dönemi bölümüyle başlayacağız. Programda Türk iç politikası, Türk dış politikası başlıklarını ele alacağız. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihinde hayatını kaybetmesi üzerine Cumhurbaşkanı olarak İsmet İnönü seçilmiştir. İnönü yeni hükümeti kurma görevini Celal Bayar'a vermiştir. Bayar hükümet üyelerini 14 Kasım 1938 tarihinde açıklamıştır. 14 Kasım 1938'de kurulan Bayar hükümetinin ilk önemli görevi Atatürk'ün cenaze töreni Hazırlıkları olmuştur. Nitekim bu hazırlıklar için 14 Kasım 1938 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Numan Menemencioğlu başkanlığında bir komisyon oluşturulmuştur. Hükümetin meşgul olduğu bir diğer önemli mesele ise Atatürk'ün vefatı ile boşalan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na İsmet İnönü'yü seçmek amacıyla 26 Aralık 1938 tarihinde düzenlenecek olan Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Büyük Kurultayı hazırlıkları olmuştur. Celal Bayar'ın ardından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen kişi Refik Saydam'dır. Bayar hükümetine göre bu hükümette iki değişiklik yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı'na Tekirdağ Milletvekili Faik Östrak, Ziraat Bakanlığı'na Kütahya Vekili Muhlis Erkmen getirilmiştir. Saydam hükümetinin ilk kararı 15 Haziran 1936 tarihli devlet parti düzenlemesinde değişikliğe gitme kararıdır. Saydam hükümetinin bir başka gündemi 1939 yılı genel seçimleri olmuştur. 1939 yılı genel seçimi iki aşamalı olarak yapılmıştır. İkinci seçmen listesi 13 Mart'ta ilan edilmiştir. Seçim 15-21 Mart tarihleri arasında yapılmıştır. Belirlenen ikinci seçmenler arasından milletvekili adaylarının belirlenmesi için parti başkanlık divanı toplanmıştır. 24 Mart 1939 tarihinde yapılan parti divanı toplantısında ise milletvekili adayları belirlenmiştir. Bunun ardından İsmet İnönü seçimler dolayısıyla Halka hitaben bir beyanname yayımlamıştır. Bu beyannamede ikinci seçmenlerle yapılan görüşme demokratik rejim yönünde atılmış bir adım olarak halk iradesinin kuvvetlendirilmesi yönünde değerlendirilmiştir. 7 Temmuz 1942 tarihinde Refik Saydam'ın İstanbul'da bazı incelemelerde bulunduğu bir sırada kalp krizinden vefat etmesiyle Saydam hükümeti son bulmuş, 9 Temmuz 1942 tarihinde Saracoğlu hükümeti kurulmuştur. Saydam hükümetinin sıkı ekonomik önlemlerine zıt olarak Saracoğlu hükümeti 24 Temmuz 1942 tarihinde bütün gıda maddelerinin serbest fiyatlarla satılmasına izin verdiğini açıklamıştır. Bununla birlikte fiyat denetleme komisyonları, iaşe teşkilatları ve her çeşit gıda maddeleri üzerinde el koyma hükümleri kaldırılmıştır. Bu dönemde varlık vergisi ismiyle bilinen ve 26 Mayıs 1942 tarihinde fevkalade kazanç vergisi ismiyle meclise sunulan kanun tasarısı Meclis Encümeni'nde görüşülmeye başlamıştır. 18 Nisan 1942 tarihinde toplanan CHP Parti Grubu konu hakkında görüşmüş ve 1 Ocak 1940 tarihinden itibaren 10 bin liraya geçen kazançlara vergi uygulama kararı alınmıştır. 1946 yılı genel seçimlerinden sonra hükümeti kurma görevi Recep Peker'e verilmiştir. Peker 6 Ağustos 1946 tarihinde hükümeti kurmuştur. Peker döneminde ekonominin liberalleşmesine yönelik bazı adımlar atılmıştır. 7 Eylül kararları olarak ekonomi tarihine geçen ilk devalüasyon bu dönemde yapılmıştır. Dolar 129 kuruştan 280 kuruşa çıkarılmış. Bunun neticesi olarak enflasyon kısa sürede büyük oranda yükselmiş. Bir ay süre içerisinde temel gıda maddelerinde %100 oranında artış olmuştur. İhracatı artırmak amacıyla yapılan bu girişim dar gelirli vatandaşları sıkıntıya sokmuştur. Hasan Saka ise hükümetini 10 Eylül 1947 tarihinde kurmuştur. Hasan Saka hükümeti ilk önemli icraatını demokrasi alanında yapmış ve 10 Aralık 1947 tarihinde İstanbul ve çevresinde uygulanan sıkı yönetim kararlarını kaldırmıştır. Bunun yanı sıra kanunlarda iyileştirme yapılacağı, vatandaşın geçim sıkıntısına çare bulunacağı, her alanda üretimin teşvik edileceği, ekonomik politikada geçmişteki CHP hükümetlerinden farklı olarak özel teşebbüsün ve yabancı sermayenin teşvik edileceği hususlarının yer alacağını belirtmiştir. Kısa süre sonra muhalefetin itirazlarına konu olan seçim kanunu ele alınmıştır. Alınan karar sonucunda yeni seçim yasasına gizli oy açık sayım ilkesi getirilerek 12 Haziran 1948 tarihinde İçişleri Komisyonu tarafından yasa aynen kabul edilmiştir. Şemsettin Günaltay ise hükümet programını okuduğu meclis toplantısında demokratik rejimin gerektirdiği adımların kararlılıkla atılacağını, 1950 seçimlerinin hiçbir vatandaşın yüreğinde şüphe bırakmayacak bir teminatta yapılması için bütün tedbirlerin alınacağını ifade etmiştir. Bu dönemde hala yürürlükte olan ve bazen iktidarın muhalefeti korkutmak amaçlı koz olarak kullandığı için eleştirilen istiklal mahkemeleri kanunu meclise taşınmış ve 28 Nisan 1949 tarihinde kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Günaltay hükümeti zamanında çiftçiye uzun maddeler ve uygun taksitlerle traktör verilmiştir. Karadeniz bölgesindeki limanların büyütülmüş hayvancılığa önem verilerek doğuda et konserve kombinası kurulması için çalışmalar başlatılmıştır. Vatandaşa tohumluk dağıtılarak mevsim şartları nedeniyle sıkıntı yaşayan bölgelere gıda temini sağlanmış, deniz, kara ve hava araçlarında revizyona gidilmiş, birçok dokuma, iplik fabrikaları ve hastanelere açılmıştır. Gelir vergisi kanunu çıkarılarak halkın geliri az olan kesimi sosyal refaha kavuşturulmuş, birçok köylü ve çiftçi toprak sahibi olmuş Türk parası kıymetini koruma kanununda değişiklik yapılmıştır. Atatürk'ün ölümünden Nisan 1939'a kadar geçen süre içerisinde Türk dış politikasını derinden etkileyen önemli bir olay olmamıştır. Bu süreçte Avrupa'da kimi işgaller yaşanmış. Polonya, Almanya ve Rusya tarafından işgal edildikten sonra Rusya, Finlandiya'ya, Almanya, Danimarka ve Norveç'e saldırmıştır. Türkiye kendi güvenlik sahası ile alakalı olmadığını düşündüğü bu işgaller için açık bir tehdit unsuru görmemiştir. 12 Mayıs 1939 tarihinde Türk-İngiliz Ortak Beyannamesi yayımlanmıştır. Beyannamenin dördüncü maddesine göre iki hükümet herhangi bir saldırı hareketinin Akdeniz bölgesinde bir savaşa neden olması halinde birbirlerine her türlü yardımı yapmayı taahhüt etmişlerdir. Türk-İngiliz görüşmelerine paralel olarak 1939 yılı Nisan ayından itibaren Türk-Fransız görüşmelerinin de başladığı görülmektedir. Atatürk'ün son yıllarında Türkiye-Suriye sınırı konusunda Hatay sorunu olarak Türk dış politikasında beliren konu nedeniyle Türk-Fransız ilişkileri gergin bir görünüm arz etmekteydi. Bu nedenle Türkiye olası bir Türk-Fransız ittifakında Hatay meselesinin halledilmesini ön şart olarak sunmuştur. Mayıs ayının ortalarından itibaren yoğunlaşan Türkiye-Fransa görüşmeleri 9 Haziran 1939 tarihinde netleşmiştir. Nitekim 13 Haziran 1939 tarihinde yapılan CHP grup toplantısında Başbakan Refik Saydam, Türkiye-Fransa arasındaki müzakerelerin tam bir antlaşma ile nihayet bulmuş olduğunu ve Hatay'ın ana vatana kesin olarak ilhakının gerçekleştirildiğini bildirmiştir. İkinci Dünya Savaşı sona ermeden kısa bir süre önce ise Türkiye 23 Şubat 1945 tarihinde Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiştir. Böylece Türkiye San Francisco'da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Konferansı'na kurucu üye olarak katılma imkanını yakalamıştır. Buna rağmen Türkiye'nin savaş sonrası kurulacak yeni düzende yeri belirgin değildi. İki kutuplu dünyada soğuk savaş olarak adlandırılan bu dönemin önemli aktörlerinden biri de Türkiye'ydi. Bu programda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 ders kitabının 3. ünitesinde yer alan İsmet İnönü dönemi bölümünü ele aldık. Bölümde yer alan Türk iç politikası ve Türk dış politikası başlıklarını ele aldık. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.